Geçmiş tarihte desek de o kadar uzak sayılmayabilir. Gelin hep birlikte insanları evlere kapatan o dört hastalığa bakalım. İşte tarihten kaybolmuş dört hastalık. Çiçek hastalığı. Tamamen ve resmi olarak ortadan kaldırılmış iki hastalıktan biri olan çiçek hastalığı yüzyıllar boyunca insanlığı dehşete düşürmüştür. Kökeni bilinmemekle birlikte en az 3000 yıldır var olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Çiçek hastalığı dokunma yoluyla yayılırdı ve variola virüsünden kaynaklanırdı. Belirtiler arasında ilk olarak ateş ve kusma, ardından ağızda ülserler ve ciltte döküntüler yer alıyordu. Döküntüler sonucunda iç sıvı dolu kabarcıklara dönüşür, bunlar da kabuk bağlar, dökülür ve yara izleri bırakırdı. Çiçek hastalığı yıkıcıydı. Ortalama olarak hastalığa yakalanan her 10 kişiden 3'ü ölüyordu. Hayatta kalmayı başaranlarda ise genellikle damgalanan ve utanç verici olarak görülen yara izleri kalabiliyordu. Difteri. Bazıları tarafından çocukların boğan meleği olarak adlandırılan difteri bakteriyel bir enfeksiyondur. Havadaki solunum salgılarıyla yakın temas yoluyla bulaşır. Hastanın boğazında kalın bir tabaka oluşur ve bu tabaka nefes almasını zorlaştırır. Tedavi edilmediği takdirde kurbanı boğarak öldürür. Bakterideki toksin kalbi de etkileyebilir. Tedavi edilmediği takdirde difteri ölüm oranı 5 yaşın altındaki çocuklar ve 40 yaşın üzerindeki yetişkinler için %20'ye kadar çıkabilir. Diğer herkes için bu oran %5 ile %10 arasındadır. Hastalığın uzun bir geçmişi vardır. Difteri ile ilgili ilk kayıtlar 17. yüzyılın başlarına aittir. Vakaların şehirler büyüdükçe ve insanlar kırsal kesimden daha sıkışık ve kalabalık şehirlere taşındıkça arttığı düşünülmektedir. Cüzzam. Cüzzam özellikle Orta Çağ toplumunda yaygın olan bir hastalıktı. Hastalık ciltte görsel izlere yol açtığından ve bu izler genellikle hastayı kolayca tanınır hale getirdiğinden hastalık hızla damgalanmıştır. Cüzzam veya Hansen hastalığı cildi, sinirleri, gözleri ve burnu etkiler. İlk olarak 4. yüzyılda Britanya'ya girdiği ve yüzyıllar boyunca kaldığı düşünülmektedir. En uç formlarında el ve ayak parmaklarının kaybına, kangrene, körlüğe, burnun çökmesine, ülserlere, lezyonlara ve kemiklerin zayıflamasına yol açabilir. Hastalık genellikle hastalık nedeniyle dışlandığına inanılan kurbanlarına yapılan sert muamele ile ilişkilendirilir. Ancak bazı durumlarda hastalık Tanrı'nın lütfunun bir işareti olarak da görülmüştür. Bunun nedeni hastalığın neden olduğu acının İsa'nın çektiği acıya benzetilmesiydi. Fossil çene. Fosil çene olarak bilinen hastalık bu listede bahsedilen diğer hastalıklardan biraz farklı olarak insan eyleminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu eylem sanayi devrimidir. 19. yüzyılda kibrit çöplerinin başlarına sarı fosfor eklenerek daha kolay yakılabildikleri keşfedildi. Bu keşif her yerde yanabilen bu kibritler piyasaya hakim olana kadar hızla dikkat çekti. Sarı fosforun içindeki zehirli kimyasalları solumak çenede fosfor nekrozuna yol açıyordu. Acı çekenlerin ağızlarında korkunç apselere neden oluyor ve sonunda yüzün şekilsizleşmesine yol açıyordu. Dahası diş etleri karanlıkta yeşil ve beyaz bir parıltı oluşturabiliyordu. Bazı vakalarda apseler o kadar kötüleşiyordu ki ölümcül beyin hasarına bile neden oluyordu.